kızlar taslaşmaya başlayın. Merhaba. Şimdi 2016 yılında hocamız 16 kızla başlamış. Ama gereken ilgiyi, nasıl diyeyim, desteği tam alamamış. Başkanımızın başlamasıyla ve beni de katmasıyla başladı bu olay. Şimdi bizim yaklaşık bir 70 kızımız var. 75 kızımız da sırada bekliyor seçmeleri. Bunlar çok güzel haberler. Şimdi bizim amacımız burada kızlarımızın vizyonunu arttırmak. Hepsi birer anne adayı, hepsi birer hanım adayı. Ve büyük ablalarına da gidiyoruz. Bu arada geçen hafta Beşiktaş'ımıza konuk olduk. Bayan futbol takımına. Hedefini büyük tutmak lazım. Çocuğa büyük çıtayı göstermek lazım. Ha, bunun yanında ne yapıyoruz? İngilizce dersleri aldırıyoruz kızlarımıza. Robotik kodlama, nasıl diyeyim? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş. Şehide validesi. Ama bir taraftan Atatürk'ümüzde ben sporcunun zeki, çevik hem ahlaklısını severim demiş. Biz bir taraftan notlarıyla ilgileniyoruz. Ailevi bir şey varsa hocamızın tabii bize bilgi vermesi lazım. O arada devreye giriyoruz. Yani evlatlarımızı sporcu bir masalı düşünün. Dört ayağı var değil mi? Evet. Çocuğumuz var, ailemiz var, yönetim var ve hoca var. Bu dört ayakta iyi çalışması lazım. İlimizde bir kız futbolunun olması, kadın futbolunun olması tabii bizi mutlu ediyor. Şöyle bir şey, Türkiye'de çoğu ilde olmayan, yani bu sayılı illerde birkaç ilde olan bir şey, aktivitasyon. İlimizde bunu biz aktif halde oynamamız, oynatmamız bizim için tabii onur verici, gurur verici. Zaten Ozan hocamız kendi bünyesinde bunu Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kendisi yapıyordu. Biz de bunu Bilecik Spor çatısı altında toplayalım istedik. Kendi takımıyla beraber Bilecik Spor bünyesine kattık çocuklarımızı da. Bunu daha profesyonel ama profesyonele yönelik yaymak için beraber birliktelik içerisinde yöneteceğiz, yürüteceğiz. Cansu. Tabii proje başarıya ulaştı. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün yürüttüğü projeydi. Proje topluma yayıldı. Toplumdaki kız çocuklarımıza yayıldı. İçlerinde milli takımda oynayan öğrencimiz var. Olimpiyatlara gitti. U17 milli takımında müsabakalara çıktı. Bu da tabii işin reklamı oldu açıkçası. Şu anda 69 kız çocuğumuz var. Biz 3 yıllık bir temel attık müsabakalara. Bu yıl gireceğiz. 4. yılımızda müsabakalara katılmak. 7 yıllık hedefimizde de 7. yılımızda da şu an minik takımda olan yaklaşık 17 kız çocuğumuzla beraber Türkiye şampiyonluğu hedefliyoruz. 7 yıla bir plan yaydık. Şu an 4. yılımızdayız. Biz 4. yılımızda Bilecik halkına böyle bir branşın olduğunu en iyi şekilde tanıtmak istedik. Seneye Allah nasip ederse 3. ligden müsabakalara gireceğiz. Genç takımda müsabakalara katılacağız ve yıldız takımda katılacağız. Cumartesi günleri mesela bugün çocuklarımızın kursları olduğu için ortak antrenman yapıyoruz. Genelde koordinasyon antrenmanı olmak şekilde. Burada minik takımdaki bir kız çocuğu, yıldız takımdaki ablasıyla, genç takımdaki ablasıyla ortak hareket etmek zorunda. Hepsi birbirine bağlı. Örneğin minik takımdaki bir kız çocuğu antrenmana gelmediğinde ondan sorumlu olan ablası neden gelmediğini bilmiyorsa o da antrenmana giremez. Burada disiplin var. Burada takım ruhu var. Tabii ki de futbol. Kariyerlerimi gerçekleştirmek için buradayım. Ortaokulda da devam ediyordum. Buraya gelince ciddiye bindi işim. Öncelikle milli olmak. Hedeflerim arasında ilk önce bu var.
kadın dediğin her şeyi başarır zaten. Futbol erkek işi değildir her şekilde. Kadın da yapabilir bunu. Evet, devam. Sevdiğim için böyle sporlara geliyorum. Abimden öğrendim ama o da pek öğretemedi. Sonra bu kursa geldim. Evet, birinci iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Denk geliyor mu Ali? Denk geliyor mu?